Selamlar. Benchmark.net e giriş ikinci videosunda hatırlarsanız parametre ve argümanlardan bahsetmiştik. İşte bunlara özel ilgili attribütlerin kullanımlığı, param ve params, param source ve arguments ve argument source şeklinde bizim metotların içerisine veya ilgili özelliklerin ilgili propertileri atacağımız kısımlarda nasıl veriler besleyeceğine dair e, kurallar ve attribute'lar yazmıştık. Bu videoda arkadaşlar daha çok baseline ve jobs konusundan bahsedeceğiz. Öncelikle baseline'dan bahsetmek için ben burada e, üç 3 tane e, dummy şeklinde birer metot tanımlayacağım. Bunun için arkadaşlar gelip public void herhangi bir geralet döndürmüyor sleep 100 bir metot tanımladım. E, şöyle diyeyim. Thread sleep 100 şeklinde bu metodumu tanımladım. Bundan arkadaşlar iki tane daha oluşturacağım. Burada bu 200 milisaniye uyumasını istiyorum. Bunun da 500 milisaniye uyumasını istiyorum. Tabii klasik yine ben buradaki metodlarımın içerisinde bunları benchmark olacağını belirtip belirttiğimi göstermek için benchmark attribute'ünü ekleyeceğim. Peki ben en basitinden burada bir benchmark oluşturdum değil mi? Öncelikle şunun bir e, CS dosyasını bir kontrol edeyim. .NET altı gözüküyor hala süper. E, ben burada benim bütün benchmarklarımın tek bir tek bir benchmark üzerine e, bağlı olarak e, çalışmasını bu baseline kuralıyla sağlayabiliyor. Bunun için arkadaşlar ben gelip buradaki benchmarklarımın bir tanesine e, şöyle baseline eşittir. Ru atamasını yapıyorum. Bu atamayı yaptığımda arkadaşlar şuraya da memory diagnostic'a da ekleyeyim. Şöyle bu atamayı yaptığımda ben baseline atamasını yaptığımda o sınıf içerisindeki diğer tüm benchmarklar benim buradaki benchmark'ıma özgü e, oranlarla aslında e, sonuç raporunda çalışacak. Peki ben burada bir klasik bir yazdığım bir şekilde hemen Debug kısmından Start Fita debugging diyorum. Evet burada benim raporum oluştu. Gördüğünüz gibi benim raporum arkadaşlar ratio şeklinde bir kolon eklendi. Bu ratio arkadaşlar benim baseline olarak oluşturduğum metoda özgü. Bunun baseline oluşturduğum metodun her zaman birdir. Gördüğünüz gibi ratiosu. Buna özgü olarak diğer metotlarımın benchmarklarının nasıl çalıştığına dair bilgiler veriyor bana. Örneğin burada 204 milisaniye olan bir ratio sahip. Bu benim baseline eşittir true olarak tanımladığım metottu. Sleep 200 metodu. Sleep 100 metodu 109 milisaniyede çalışmış. Yani Sleep 200 metoduna göre 0.53 ratiosu var. Başka bir yöntemle de Sleep 500 şeklindeki metotta yaklaşık 505.7 milisaniye şeklinde çalışmış. Bunun da ratiosu Sleep 200 metoduna göre 2.47 kat aslında daha fazla şeklinde tanımlama yapabiliyoruz burada. Temelde arkadaşlar baseline mantığı bu şekilde çalışıyor. Yani siz belirlediğiniz bir benchmark'ın baseline'ını true yaparsanız diğer tüm benchmark'ların o test sınıfı içerisinde kullandığınız bütün benchmark'lar o benchmark'a özgü bir ratio'dan türetiliyor ve belki ve bu şekilde aslında size de daha anlamlı bilgi sunabiliyor raporlar içerisinde. Peki ben devam edeyim. Bir jobs'lara geçeceğim çok basit bir şekilde. Bunun için sadece şurada bir tane şey oluşturdum. Bir tane metodumu bıraktım. Bunu da 200 olarak değiştireyim. Şöyle 200 şeklinde. Ben arkadaşlar burada test sınıfımın içerisindeki koştuğum Benchmark'ın Farklı ortamlarda çalıştırılmasını sağlayan jobs'lar bulunuyor bu terim arkadaşlar Benchmark.net içerisinde jobs deniliyor Buna istenen arkadaşlar ben burada bir tane simple jobs oluşturuyorum Simple jobs properties'ine gelip Burada parametrelerine Baktığımda içerisinde birçok parametre var vereceğiniz değerler kullanmak istediğiniz değerler vesaire gibi Fakat ben bunlardan iki tanesinden özellikle bahsedeceğim birincisi arkadaşlar run strateji kısmı şöyle run strateji run strateji şeklinde yazdığımda şöyle bir nokta dediğimde bana gördüğünüz gibi 3 tane şöyle yakınlaştırayım 3 tane şey gösteriyor 3 tane özelliği var burada call start throughput ve monitoring şeklinde. Şimdi bunların gelip bir açıklamalarına bakalım. Cold start demiş ki bunun için bir overhead çalıştırmadan, benim için bu job'ı overhead çalıştırmadan çalıştır. Yani sadece tek bir şeyde. Burada arkadaşlar özellikle demiş ki bir uygulamanın ayağa kalkmasını hesaplarken bu cold start'ı kullanabilirsiniz. throughput arkadaşlar burada en micro branch Benchmarking yaparken yani sizin için hassas benchmarkingler e, Ölçümü yaparken kullanılmasını Tavsiye ediliyor Bu arkadaşlar e, bu arada default e, modu da throughput Şeklinde run stratejinin Monitoring'e geldiğimiz arkadaşlar yine burada e, overhead şeklinde çalıştırma yapılmadan Farklı target'ları olan kısımlarda kullanılmasını sağlayan Bir yapı aslında Peki diğeri neydi? İlki bu run strateji buydu Benim bir de Ek olarak burada runtime moniker Şeklinde bir Parametrem var Runtime moniker Bu arkadaşlar bizim Hangi ortamlarda Çalıştırmasını istediğimiz kısımlardan Kısımları seçmemize yarıyor simple jobs içerisinde runtime moniker Burada arkadaşlar ben gelip Örneğin .NET versiyonlarını seçebiliyorum bütün özelliklere bir bakalım Şöyle içerisinde neler var şeklinde diye. E, .NET Core versiyonları var gördüğünüz gibi. Mono versiyonu var. .NET Framework versiyonları var. .NET Core application'ları var gördüğünüz gibi vesaire vesaire. Bütün şeyler var. Ben burada diyorum ki mesela e, .NET 5 olarak çalışsın bu runtime monikalim ve e, benim Burada yine baseline'ı verebilirim bu arada Yani az önce nasıl Metot kısımlarında verebildiysen burada da verebiliyorum Simple jobs içerisinde de bu baseline'ı Tanımlayabiliyorum Ben şu anda bunu vermek istemiyorum Aynısını gelip ben bir de ek olarak Diyeceğim ki .NET 6 versiyonunda da Çalıştır Bu kısımları Yani benim Hem .NET 5 versiyonunda Bu sleep 200 metodunu benchmark etmek istiyorum hem de .NET 6 Ortamında benchmark etmek istiyorum ki Gerçekten benim yazdığım Burada yazdığım metodun içerisinde çalışma mantığı bu .NET 5 ve .NET 6 arasında Fark ediyor mu Bunun için arkadaşlar tabi yapmanız gereken bazı özellikler var öncelikle .NET 5 ve .NET 6 SDK'lerinin bilgisayarınızda Kurulu olması gerekiyor. İlk e, kural bu. İkinci kuralda arkadaşlar bu şekilde birden fazla environment eklediğinizde nasıl csproj dosyası için içerisinde, içerisinde bu e, .net framework target framework değil, ya, target frameworks şeklinde daha e, değiştiriyoruz ve aralarında noktalı virgül olacak şekilde işte 5.0 veya 5 miydi tam olarak hatırlamıyorum hangisi ise sanırım 5.0'da. E, bu şekilde aslında e, kullanarak işte tabi reload etmeniz gerekiyor vesaire bu şekilde birden fazla target framework vererek kodunuzun sizin burada .NET 5 ve .NET 6 içerisinde her, her ikisi de kurulduysa SDK'larının çalıştırılmasını sağlıyor. Ben hemen şunu bir yer alayım şöyle. Bunu istemiyorum kullanmak. Şu anlık. Benim için .NET 6 olması yeterli. Böyle bir reload projesi diyeyim. içerisinde. Tamam. Ben diyorum ki arkadaşlar burada benim için .NET 5 ve .NET 6 SDK'larında bu metodun Benchmark'ını al. Peki tekrar gelip bir start without debugging diyelim. Evet benim raporum oluştu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim burada tanımladığım job hem .NET 5 ve .NET 6'da ikisinde de raporlar oluşturdu. Fakat benim .NET 5 SDK'yi benim bilgisayarımda şu anda kurulu olmadığı için bana burada nn şeklinde kısımlar oluşturdu. Eğer sizin bilgisayarınızda kuruluysa burada ilgili değerleri de görüyor olacaksınız. Son olarak bahsetmek istediğim konu arkadaşlar orderer kısmı. Ben burada e, bahsettiğim veya işte test etmek istediğim e, sınıfın içerisinde orderer şeklinde attribute tanımlayabilirim. Bu orderer attribute arkadaşlar summary order policy şeklinde değerler e, alıyor. Tabi ben burada uzun ismini yazılmasını istemiyorum. Bana using olarak eklesin. iç yukarıya Summary policy şeklinde değerler verebiliyorum. Bunlara baktığımda arkadaşlar neler var? Slowest to fastest yani benim oluşturduğum raporlar içerisinde bana raporları en yavaş Çalışandan en ucu e, Hızlı çalışana göre Sırala Veya burada işte declarate var yani Benim burada Kodumun içerisinde yazdığım yukarıdan aşağıda şekilde yazdığım metotların kendi sıralamasının aynısını bana raporda Göster şeklinde diyebiliyorum veya burada bahsettiği gibi hem hızlı çalışandan hem Yavaş çalışanına Şeklinde tanımlamalarda yapabiliyorum. Dediğim gibi arkadaşlar bu videoda işte Baseline mantığına Baktık bu simple job oluşturduk dediğim gibi bu jobların içerisinde Birçok özellik var veya custom joblar da oluşturabiliyorsunuz burada her bir benchmarkınız içerisinde, onları da ayrıca isterseniz benchmark dattetin kendi official dokumentasyonuna da bakarak bulabilirsiniz.